Peki Microsoft kendi streaming servisinin Türkiye'ye gelmesi gibi bir durum olur mu? Yani inşallah olur. Sanmıyorum daha. Daha bayağı sanmıyorum. Ya Türkiye'ye xCloud ne zaman gelir biliyor musunuz? Azure'un Microsoft'un kendi şey cloud servisinin Azure'un Yunanistan'da data center açılıyor. Yunanistan data center açılıp tamamen full operasyonel hale geldiği zaman gelir. Yo, Azure zaten Türkiye'ye gelmeyecek ki Jolly. Azure hiçbir zaman Türkiye'ye gelmeyecek. Ben zaten Türkiye'ye geleceğini söylemedim. Yunanistan'a geleceğini söyledim. Yunanistan'a gelince bize de gelecek büyük ihtimalle. Tereyağı oğlum kim niye gelsin? Bok gibi şeyimiz var. Yani o yasa bitiriyor abi. O data yasası yüzünden kimse Türkiye'ye adım atmaz. İmkanı yok. Maksimum şey yapıyorlar. Maksimum yapacakları iş Türkiye'ye yakın bir yerde Sofya, Yunanistan gibi yerlerde data server açıyorlar. Türkiye'ye bir tane şey çekiyorlar. Proxy çekiyorlar. Sadece ve sadece proxy. Hangi yasa? Abi Türkiye'de çok güzel bir data center yasası var. Türkiye'de data center'ın varsa o data center içinde bulunan bütün bilgileri Türkiye devletine paylaşıyorsun. Tertemiz yasa. Aynen PayPal'in gitme sebeplerinden birisi de o. Avrupa'da da yok ya masa. Yok. Avrupa'da şöyle çalışıyor. Mesela devlet mesaj at, şey yapıyor, ulaşıyor devlet diyor ki bu herif yasal illegal bir şey yapıyor. Dava açıyor. Davanın sonunca bu bilgiyi hakimler bilgiyi Amazon vermek zorunda diyor. Ondan sonra devlet o bilgiyi daha sonra o firma o belgeyi veriyor. Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de bayağı bildiğin yani o data center'da bilgi varsa devlete verilmek zorunda. Frosty değil. Yani ben şirkete daha fazla güvenirim devletten açıkçası. Herhangi bir Türk dünyada. Çünkü devletin daha fazla gücü var abi. Bir şirketten. Bu herhangi bir dünya için geçerli. Herhangi bir devlet için geçerli. Çünkü herhangi bir devlet elinde sonunda bu kadar fazla data ve bilgiyle fişlemeye başlayabilir çok rahat bir şekilde. Şirket fişlese maksimum kendi kullanıcısını fişler. Şirkete kağıt için bilgini satıyor. Evet, bilgimin satılması ama benim fişlenmemden daha iyi bir şey bence. Çünkü satılan bilgi bana ekstra eşya satılmak için kullanılıyor. Diğeri beni kontrol edilmek için şey yapılıyor. İkisi arasında fark var. Yani bir devlete vereceğime şirkete vermeyi tercih ederim. Kat ve kat yani. Frost Ütopya'da gerçek değil işte dünyada. Ütopya bulursan söyle gidelim. Ya asıl olması gereken Almanya, bu arada Almanya o konuda çok iyi. Almanya'nın mesela data kontrolü çok iyi. Almanya gibi olacaksın abi. Almanya'da devlet şirketleri hayvan gibi kontrol ediyor. Şirketler de bu yüzden datayı öküz gibi mineleyemiyor. Öyle olmalı abi. Aman çok arama torrenti bile sikiyor. Siksin. İllegal. İyi yapıyorlar. Evet, Almanya'nın bu Almanya o konuda çok şey, ultra iyi. Öyle olmalı. Yani en böyle iyi olabilecek nokta kesinlikle Almanya'nınkisi. Torrent her yasal değil mi? Torrent ağını kullanabilirsin. Torrent ağında illegal şeyleri indirmek yasal değil. Ali'yim çok teşekkür 17 milyar için canımsın. En iyi abonem sana hoş geldin. Zever 15. ay.
ABD çoğu ISP DMCA yoluyla torrent yapanlar. Evet, onlar da yani, ama Amerika'da o kadar kötü değil. Amerika'da yine 3 aşağı 5 yukarı biraz indirebiliyorsun. Almanya o konuda baya baya ciddi. Yani DMCA falan yollamıyor. Selamun aleyküm, al 1500 lira ceza. Peki artık konsolun ne, bu oyun fiyattan dolayı kızıyor musun? Hala kızıyorum, evet. O da şey değişmedi. Oynayabilirsiniz. Ama elinde sonunda hala hayvan gibi indirimler var. Yani bu chatte çok emin olduğum ekonomik statüsü olarak düşük çok insan var ve o insanların ne nasıl indirim kovaladığını fark edebiliyorum hala. Demek ki yapılabiliyor abi. Yani geçen birisi geldi. Yani God of War'ı ultra seviyede oynayabiliyor. Gidiyor torrentliyor. Abi 3,5 sene beklemişsin. 2,5 ay 3 ay beklersen o kadar zor olmaz yani. Yo, bir de Game Pass olduğu için artık. Yani artık Game Pass olmasa bu arada kesinlikle evet. Katılıyorum. Game Pass olmasa kesinlikle ve kesinlikle katılıyorum abi. Yani Game Pass gibi bir servis olmasa veya Epic'in indirimli oyunları veya hayvan gibi şeyler olmasa kesinlikle ve kesinlikle katılıyorum. Ama Game Pass var abi. Game Pass onları çok zoruyor. Game Pass'te Insider'ı şey Xbox app'inde Insider'ı açarsan şeyi kullanabiliyorsun. Türkçe yama falan yükleyebiliyorsun. Slopko çok teşekkür orada olunca için canımsın. En iyi haber hem sana, hoş geldin. Game Pass zamlanınca o zaman sikileceğiz abi, işte yapacak bir şey yok. Game Pass abartı oyun katılı çok da iyiydi. 4-5 aydan sonra oynarsınız. Abi 30 TL'ye 4-5 ay götürüyor seni. Daha nereye daha iyi olmayacak? 30 TL'ye yemek alamıyorsun lan şu anda. Gömdüğün şeye bak. Big Mac menü 50 TL lan. Hatta daha da fazla büyük ihtimalle. Ha bir de o 4-5 ayda da bu arada yeni oyunlar da çıkmış oluyor. Abi sırf şeyi bir ay götürürsün ya. Mass Effect'in 1-2-3'ünü bir ay götürürsün. Bence ha şunu diyorsan evet, AAA oyun az diyorsan katılıyorum. Ama işte indie oyunların iyi olduğunda bir gün fark edersiniz inşallah. Umut Yılmaz çok teşekkür ederim 17. ay için canımsın. En iyi haber hem size, hoş geldin. Abi indie oyunlarda inanılmaz şeyler var ya. Yani bu Death Door abi, Hitman Trilogy geldi geçen hafta yani. Onuncu ayda Game Pass aldım. 3 aydır Minecraft oynuyorum. Mesafede kaç yıl önce oynadık. Abi ama abi o kafada yani, sen şu anda kıllısını arıyorsun. Yani özür dilerim ama Türkiye'de yaşadığını farkına olman lazım. Bunlara yemel yani. Hayır, kılsızını aramıyor. Kıllısını arıyor. Farkındayım cümle o kelimenin ne olduğunun. Kıllısını arıyor şu anda. Çünkü Türkiye'de yani. Ya çünkü yani Türkiye'desin abi. Türkiye'desin yani. Ve bir oyuna 800 TL vermiyorsan, veremiyorsan, hani onu verecek şeyin varsa evet dediğinde haklısın. Fiyat konusu haklısın, eyvallah. Abi yok, bence içerik olarak da haklıyım. Özür dilerim ama yani Day One oyunları alamazsın abi şu anda Türkiye'de.
Yani Day One, yani 2 ayda 2 tane AAA alan adam zengin şu anda Türkiye'de. Yani bilmiyorum. Mesela şu özellik kullanın abi. Neydi aşağıda bak. Bu çok güzel bir şey. Çok güzel oyunlar çıkıyor. Bak Minecraft. Daha ne kadar güzel bir oyun çıkabilir ya. Ben seviyorum orada bunu. Sims yok mu? Pogu. Carrion. Çok güzel oyun abi. 10 numara oyun. Baksana full banger ya. Full banger yani şu anda verilen her oyun. Daha ne kadar banger olabilir ya? Hiç sekmedi şu ana kadar. Oğlum ne kadar güzel önerdi. İlk defa bilmediğim bir oyun önerdi. Realzone çok şey burada dördüncü için canımsın. En iyi abonelerim sana hoş geldin. İlk defa yani. MC Java değil. O Java yöner direkt. Var var Silver. İyi çalışıyor recommendation. Çünkü şeylerin tagleri var. Her oyunun Xbox Store'dan dolayı tagleri var. O taglere göre sana öneriyor. Baksana benim önerilerime. Yani iyi önerileri var. Recommendation iyi çalışıyor. Evet, yani Xbox App'inde ne kadar oyun oynarsan o kadar daha iyi olmaya başlıyor. Arma Trees çok teşekkür burada abone olduğun için canımsın. En iyi abonemsin. Hoş geldin. Supreland'de oynadık ki biz zaten. Bir de stop olması keşke. Evet ya, katılıyorum. O yüzden şey yapamıyorsun achievement'ları. Fox Insider abi zaten o yüzden. Pedestrian de çok iyi oyun. Neler gidiyormuş. Aha Prison Architect gidiyormuş. Ne? No.